Selamlar ben Gamze, Sumeru'nun eli kulağında ve ilk girdiğimizde oyunun grind sisteminden ötürü elimiz kolumuz bağlı kalmasın diye bazı şeylere hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Öncelikle fragile resinlerimiz. Bu konuda yayınlarda çok linç yiyorum ama bence şu an için fragile resinlerinizi saklamanız çok iyi olacak. Çünkü yeni bölgeyle beraber yeni bosslar, yetenek kitapları ve artifact setleri gelecek. Her ne kadar artifact farmlamak için resin kırmayı mantıklı bulmasam da bunu yapmak zorunda kalabiliriz. Zaten yeni karakterleri seviye atlatmak için her şekilde bossları defalarca kesmemiz gerektiğinden ötürü bu resinlere ihtiyacımız olacak. İlk getirilecek karakterleri istemiyor olsak bile oyun bize dendro bir karakter verir diye düşünüyorum Trevor harici. O sebeple fragile rezinlerinizi saklayın. Rezinlerden bahsederken bence Sumeru gelmeden önce o haftaki evden aldığımız Transient rezinleri tam Sumeru öncesi süresi geçmeyecek şekilde alın ki Sumeru geldiği gibi fazladan harcayacağınız rezininiz olsun. Sumeru'nun geleceği zamana göre iki Transient rezin bile ayarlayabiliriz harcamak için. Artı olarak yeni gelecek karakterlere seviye at atmak istediğimizden dolayı paraya ve deneyim kitaplarına ihtiyacımız olacak. O sebeple bence Sumeru gelmeden eğer ki şu an için acele olarak seviye atlatmak istediğiniz bir karakter yoksa düz rezinlerinizi leyline'lara harcamanızı öneririm ki yeni karakterlerin seviyelerini istediğimiz gibi rahatça yükseltelim. Karakterleri seviye atlatmaktan devam edecek olursak da yine ilk başlarda dendro için elimizde yeterli taşlarımız olmayabilir. O sebeple şu an kullanmanız elzem değilse dust of azotlarınızı da saklamanızı öneriyorum. Aynı zamanda Sumeru çok yüksek ihtimal yeni bir haftalık boss ile gelir çünkü bu yeni karakterler eski boss'lar ile asendlenmezler diye düşünüyorum. Aynı şekilde yetenekleri için de boss materyaline ihtiyacımız olacak. O sebeple Dream Solvent'larınızı da bir köşede tutun ki ihtiyacınız olan boss materyalinden farklısı düştüyse onu istediğinizi çevirebilin. Şimdi bu kısımdan emin değilim ben ama bunları bekletmeye karar verdim. Emin olmadığımdan az biriktirmiş bulundum ama Ebis'ten gelen artifact kutuları içindekiler ilk aldığımız anda mı yoksa açtığımız anda mı belli oluyor bilmiyorum. Yine de belki bir dendro goblet denk gelir diye bıraktım ben. Sumeru geldiği zaman en büyük sıkıntımız dendro goblet olacak. O sebeple de aynı şekilde işe yaramayacağını düşündüğünüz 5 yıldız artifeklerinizi bekletip Sumeru geldiği zaman strong koyarsanız belki bir ihtimal dendro gobleti gelebilir. <laughs> denemeye değer diye düşünüyorum. Ebis'ten gelen kutuların içindekilerden de bir şey çıkmazsa da en azından strong malzeme olacaklar. O sebeple onları bekletmemde de sıkıntı yok diye düşünüyorum. Silah biletleri. Şu an için ayrıca bir bilet kullanmanıza gerek yoksa bence bunları bekletin. Çünkü belki Sumeru ile gelecek olan silah seti sevebileceğiniz ya da işinize yarayabilecek bir şey olabilir. O sebeple biletlerinizi bekletmek de önemli diye düşünüyorum. Son olarak da arkadaş edinin <laughs> Karakterlere seviye atlatmak için ihtiyacımız olacak olan düşman materyallerini arkadaşlarınızla beraber keserseniz hem düşmanlara karşı daha rahat olursunuz hem de herkesin dünyasını sırayla dönerek daha fazla materyal farmlayabilirsiniz. Arkadaşınız yoksa da bizim Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bunlar benim yaptığım hazırlıklar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizler Sumeru'ya nasıl hazırlanıyorsunuz? Yorumlarda kendi fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Belki fark etmediğim başka şeyler düşünmüşsünüzdür. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Artık sıra Sumeru beklemece. Herkese iyi oyunlar.